Trabzon'a bakalım. Güncellemeden sonra bakalım ne olmuş. Bir kaleden itibaren bakalım. Ben Uğurcan'ı merak ediyorum Trabzon'da. Evet Uğurcan boyunda şu anda acayip fark olmuş. Altay'la arasında. Abi refleksi 17. Uğurcan'ın Altay'ın 14'e düşürmüşler. Nörflemişler. Yani şu an fark ediyor. Pası da mesela düşük olmuş Uğurcanın. Normal. Hani pası Altay'ın daha iyi kaleci olarak. Zinsel'i hiç fena değil. Burada hızlanması mı düşük? Libero kaleciye göre. Hızlanması bir tık düşük geldi bana. Mesela Uğurcan'ın vücudu da çok düşük geldi. Ee, gerek yok bence bu kadar düşük olmasına. Ulan ben Altay'ın egzantrikliğe bakacaktım. Bak mesela Uğurcan'ın egzantrikliği 5 olması gayet iyi. Yani düşük olması lazım zaten iyi kalecilerin egzantrikliği. Şuradan bir altaya mı gideceğim? Egzantrikliğe dikkat etmedim. Egzantriklik 10. Bence altayın egzantriklik bir 10-15 verilebilirdi yani. İnceleme bitince 4 büyüklerin gözlemci performansını da değerlendirebilir misin hocam? Tabii ki değerlendiririm hocam. Ama gö gözlemcilerin hepsinin isimlerini hatırlamıyorum. Bir Galatasaray'ınkini hatırlıyorum. Sinan Yılmaz. Ama değerlendiririm tabii ki. Ee, i̇nternette buluruz ya Kaan. Hani isimlerini falan. Hangi gözlemcilerin ne değerlendiririz yani. Tağ merak ediyorum genç kaleci olarak. Ya çok iyi yapmamışlar ya. Ta, ta bence bu kadar kötü bir kaleci değil yani. Bir 13-14 verilebilirdi bazı özellikleri Tağ'ın. Ama diğerleri yüksek olmuş mesela Tağ de. Hmm. Vitor Hugo'ya bakalım abi. İsimden bağımsız. Okey yaparız hocam. Vitor gayet iyi bence ya. Gayet yeterli bir profil var. Belki fizikseli hızlı hızlanması bir tık daha düşük olabilirdi. Vitor'un bir tık daha olabilirdi yani. Traded. Arda'nın nerf'ü şöyle gücü düşürmüşler. Tekniği arttırmışlar. Ve kafa vuruşu saçma sapan bir şekilde yüksek yani. Ee, anlayamadım. Yani şey şöyle bir değerlendirme yaptım ben Arda'ya. Arda, Arda Güler'e. Hani sanki hocanın neden oynatmadığına bahane arıyorlarmış gibi gücünü dört yapmışlar abi Arda'nın. Jorge Hoca'nın bahanesi hani gücü 4 o yüzden oynamıyor bak Arda'yı o yüzden oynatmıyor gibi Dörde düşürmüşler gücünü neyse Trabzonlu oyunculardan devam ediyoruz Bartra merak ettiğim pasör stoperlerden bir tanesi abi Bartra çok iyi ya profili ateş ediyor stoper taş gibi Türkiye liginde çok beğendiğim profillerden bir tanesi ya biraz sanki e, Fenerbahçe gözlemcisi Kulübün ihtiyaçlarına göre değerlendirmiş gibi geldi bana. Mesela hiç beğenmedim ben Fenerbahçe gözlemcisini baktığım zaman yaptığı şeyleri. Mesela Ferdi biraz daha iyi olabilirdi profili. Ferdi bence kötü yapılmış. Zalay biraz daha iyi olabilirdi, kötü yapılmış. Altay'a sözleşme yenilemediği için mi yoksa çok mu çektirdiği için çok duygusal davranmış? Refleksini 14. Abi refleks kötü olan bir kaleci değil ki Altay. Yani 17'ydi, 14 olmuş abi. Yani çok kötü. Hani Zinselini düşürürsün Altay'ın ama refleks düşmez yani. Neyse devam ediyorum Trabzon'dan. Densfil'e baktık mı? Bakalım. Densfil'de gayet idare eder bir profil var. Gayet iyi bence. Mars Marston hoş geldin. Bir takipini alırız. Youtube atacağız hocam. Galatasaray'a baktık. Ben Galatasaray'ı beğendim bir Galatasaraylı olarak. Eksiklikleri var belki ama beğendim ben Galatasaray'ı genel itibariyle. Cibami'ne bakalım abi. Abi Cibami yine Defansif anlamda ateş ediyor. Güç, fizik. Pasa 12 falan. Bir Yunan profesörü Bakasetas'ı merak ediyoruz. Abi Siyopis'e geçtim yanlışlıkla. Abi ikisi de ateş ediyor. Evet Ed boyun driblingi ve bence hızlı hızlanması da biraz daha iyi olabilirdi. Katılıyorum. Ee, Bakasetas taş gibi ya. Ateş ediyor. Abi her şeyle ateş ediyor herif. Çok iyi çok beğendim. Bakatasın profilini. Şurada bir Siopis'e bakacaktım. Siopis de ateş ediyor var. Siopis de çok iyi. Mesela ben fizikselini biraz daha iyi verebilirdim. Çünkü daha çok fizikseliyle mücadele ediyor Siopis. Zihinselden bir tık kısardım. Fiziksele verirdim. Yayın donu göremedim. Duyamadım demiş. Marston değerlendirdik Galatasaray'ı. YouTube'dan izleyebilirsin. YouTube atacağım değerlendirme videomu. Trabzon'dayız şu anda. Ya 17 penaltı vermişler ama muhtemelen penaltı kaçırır oyunda. Bakasitas da bu arada. Siopis'e baktık. Bakasitas'a baktık. Başka. Marek Hamşik. bildiğimiz gibi ya. Fizik sanki bir düşmüş mü? Vücut zindeliği hala 18 değil belki ama bence ya. Bence fazla yani. Yusuf Yazıcı'ya bakalım. Yusuf nerf miymiş? Sanki tekniği düşmüş gibi. Fizikseli de sanki biraz düşmüş. Ama hala iyi bir profili var Yusuf'un. Bence Yusuf şu anda şu profilini gö göstermiyor yani. Şu liderlik falan da yok bence Yusuf. Onu da söyleyeyim Yusuf Yazıcı'da. Yani gerçekte daha kötü bence. Biraz ee daha nerf yemesi lazımdı bence Yusuf'un. Yusuf daha kötü olması lazım. Ben hak ettiğini düşünmüyorum şu profili. Apo'ya bakalım Abdülkerim'e. Ay, Ay Abdülkerim nereden çıktı? Abdülkadir'e bakalım. Abdülkadir hala çok iyi ya profili. Ya, bence iyi yani. Ya normal. Ya birazcık bence e, zihinselinden kısa birilerdi Abdülkadir'in. Ama geri kalan teknik, fiziksel falan kalabilir yani. Aynen 5 yıldır aynı profil Abdülkadir'in. Ama bence zihinseli bu kadar iyi bir profil değil. Özel yetenek doğru. Var. Topsuz alan doğru var. Ama sen sanki kararlılığı yok gibi yani. Hani çalışkanlığı, cesareti falan çok... Yani cesaret neyse de çalışkanlığı o kadar iyi olan bir oyuncu değil bence. Mesela liderliği falan 8 verirdim muhtemelen. Konsantrasyonu 11 falan düşürürdüm. Yani öyle. Ama tekniği evet fizikseli gayet normal. Katılıyorum Abdülkadir'e. Gayet iyi bir oyuncu. Enis Bardi'ye bakalım. Trezegye bakalım. Sonra Enis Bardi de ateş ediyor. Ara gayet iyi topçu. Abi şu Enis Bardi e, Fenerbahçe'deki Rossi'den e, Galatasaray'da Abi Zanyola'dan falan iyi olmuş bu arada Enis Bardi'nin profili. Onu söyleyeyim mi? Neredeyse Zanyola'dan iyi olmuş profili. Enis Bardi'nin. Neredeyse demeyeyim hatta iyi olmuş. Bakayım mı Zanyola'yla bir kıyaslayayım mı? Emir hoş geldin. Bir takipini alırız. Bakayım kıyaslayabilecek miyim Enis Bardi ile? Abi teknik özellikleri Enis Bardi'nin daha fazla. İşte zihinsel bayağı özelliği daha fazla. Ya zihinsel özellikleri Enis Bardi'nin evet daha iyi olabilir. Ama mesela teknik özelliklerin daha iyi olması acayip benim dikkatimi çekti yani. Ben katılmıyorum yani teknik özelliklerine. Evet Galatasaray objektif olacağım şey yapmış. Sinan Hoca hep öyle ya. Objektif olacağım diye biraz daha düşük tutuyor bazı şeyleri. Ama bence tam ayarında yapmış. Hani Galatasaray'ı. Çok da abartmamış. Hani ama Zanyo'nun potansiyel hayvan gibi var zaten. Evet sakatlık geçirdiği için mesela fizikseli biraz daha düşürülebilirdi Zanyo'nun. Ama tekniğinden kısmazsın mesela. Bitiriciliğinden falan kısmazsın yani. Ee, Enis Bardi'ye baktık. Vişça'ya bakalım. Vişça'nın mesela fiziksel düşürülebilir. Çok sakatlandı. Düşürmemişler. Tekniği düşmüş sanki biraz. Ya tekniği düşürmezsin Vişça'nın ya. Zihinsel konusunda evet abartmış. Bunun bütün Bu konuda katılıyorum Emirhan. Bütün takıma zihinsel basmış. Kesinlikle katılıyorum. Ama mesela beklediğim bazı fiziksel ve teknik şeyleri düşük buldum bazı şeylerde. Ama zihinseli bütün takıma basmış Galatasaray gözlemcisi. Buna katılıyorum. Ya vücut zindeliği 17 yalan abi işlerim. Maximilian Gomez'e bakalım. Taş gibi. Hala ateş ediyor profili. Bence bitiriciliği falan 16 verilir ya. 16-17 verilir gel yani bence. Bu kadar kötü bitiriciliği olan bir oyuncu değil Maximilian Gomez. ateş ediyor. Tekniği mesela 11 az geldi bana. 13 verilebilir yani. 13 14 verilebilir. Mesela markaj 11. Ya tamam abi bu adam çalışkan forvet de markaj 11 de değil ya. Yani. Abicim hoş geldin kral. Bir takipini alırız. Naci'ye bakalım. Naci nasıl? Abi Naci'de mesela hala abartılı bir profili var ya. Ya top oynamıyor ki uzun zamandır Naci. Hala abartılı bir profili var. Ben katılmıyorum bu arada Naci. Naci'nin profili bence doğru değil yani. Çöp Naci mi? Hayda. Eren Elmalı'ya bakalım abi. Yerli sol bek. Eren sanki çok ellenmemiş ya. Aynı bu tarz bir profili vardı zaten. Biraz sanki çalışkanlık falan arttırılmış gibi geldi. Ama gayet iyi. Fizikseli de bitti. Bir tık arttırılmış sanki fizikseli de. Ama Eren normal ya. Yani çok şey bulmadım yani. Normal. Bence Eren gayet olması gerektiği gibi. Eren Elmalı. Durkan'a bakayım. Abi Durkan'ın hala zihinseli çok ateş ediyor ya. Bence gereksiz yani. Bakmadım topçu var mı lan? Trezeguet'e baktık mı? Trezeguet'e bakalım. Ya Trezeguet'in bence tekniği bu kadar iyi değil abi. Ee, i̇şte orta yapması bence bu kadar iyi değil Trezeguet'in ya. Pası bu kadar iyi değil bence Trezegen'in. Evet 16 belki yerine fazla olmuş olabilir. Trezegen'in karar alması fazla evet 11 çok fazla. <laughs> Arapası atamaz yazıyor oyun karakteristiği. <laughs> <laughs> Hep beraber yaşayalım. Abi arapası atamaz yazmışlar. Ya acayip çok iyi. Bak bu tamam bu çok doğru. Altyapıda kim var abi Trabzon'da ona bir bakalım. Siyasetleri yüksek topçulardan. Doğucan Haspolat'a bakalım. Ay güzel. Ama 22 yaşına gelmiş. <laughs> Kerem'e bakalım. Kerem Şen. Yani çok iyi bir profil değil. Süleyman'ı merak ediyorum. Aa Süleyman ateş ediyor ha hala. Potansiyeli de yüksektir muhtemelen Süleyman Cebeci'nin. Ateş ediyor ateş. Bir de ne yeşil vardı? Bir şey yeşil. Hakan yeşil. Hakan da iyi. Ama biraz pası az yani. De, stopere, de orta sahaya göre. Pası bir tık az yani. Başka? Laktim ya bakalım abi. Yani bu çocuğun hızlanması iyi olan bir çocuk ya bu çocuk. Laktim mesela hız hızlanması bence iyi olan bir çocuk. Yani hız hızlanması verilebilirdi. Bu çocuğun aklı yok. Aklı yok, hızı var. Yani bu olmaz. Lahtimi'ye biraz az hız verilmiş. Hani aklından alıp hızına vermeleri lazımdı bence. Başka bakmadığımız bir Trabzon sporu var mı? Hüseyin Türkmen, Müzmin Trabzon stoperi. Hüseyin'i vardı bir de galiba çok da bakılacak gibi değil. Arda'ya bakalım Arda Akbulut kaleci. Yani idare eder bir profil var. Enis destana bakmadık mı? Nerede? Burada ha. Aa Enis hiç fena değil. Hiç fena değil. Gayet iyi beğendim. Vallahi beğendim. Discord'da da beklerim gençler. Eyvallah. Teşekkür ederim. Jok hoş geldin. Enis destanı beğendim abi. Profilde vardır, potansiyeli de vardır muhtemelen. Serkan Hasan da bakalım Sabek. Hocam kullandığın grafik paketinin linkini gösterir misin? Baybot'u hoş geldin. Bir takibini alırız. Discord'umuz var. Katılıp Discord'da FM yamalarımızdan alabilirsin Baybot'ucuğum. Ünlem DC yazarak da Discord'umuza katılabilirsin. Serkan Hasan da bakalım abi Sabek. Yani Türk. Hocam annem ameliyat oldu. Ameliyatı çok şükür başarılı geçti ama dün bayağı bir sıkıntı yaşadı ya. Ee, ayıptır söylemesi ee, bağırsakları yapışmış ee, karnından ameliyat oldu annem kanser hastası ee, bu yüzden e, çok sıkıntı yaşıyordu dün. Acayip istifra ediyordu. Ee, i̇nşallah iyi olacak dualarınızla diye düşünüyoruz. Bugün biraz daha toparlamıştı düne göre. Ama inşallah iyi olur bakalım. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Allah bütün hastalara da şifa versin diyerek Trabzonspor'da bakalım başka değerlendirmediğimiz oyuncu var mı? Çok teşekkür ederim gençler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Bozbudak'cığım. Sen de hoş geldin kanala. Başka bakmadığımız oyuncu yok herhalde ya. Abdülkadir parmağa bakalım. Arif boşluğa bakmadım. Bakmadım mı? Bakalım hemen. Arif boşluk. Aa Arif. Oğlum gayet gayet iyi. 19 yaşında. Ben beğendim. Ben beğendim abi. Kararlılık falan da var. Potansiyelinden dolayı gelişir. Yani kararlı olması geliştirir bu adam. Bu çocuğu. Yani rotasyon sol beke olur. Öyle söyleyeyim. Rotasyon sol bek olur abi. Var mı başka değerli bir sol, şey sağ sol bek bir şey kanattır orta sağdır. Murat Cem Akpınar var. Murat Cem de bu arada fena değil ama 23 yaşına gelmiş ya. Yani. bundan olmaz. Ünsüz Arda Güler demiş abi. <laughs> Aa Emrah'ın gedikli var abi ona bakmadık ya. Ama bu kötü yapmışlar. Bu çocuk Bayer Leverkusen altyapılıydı değil mi? Ben de onu merak etmiştim tam kan Tam üzerine söyledim. Ya beğenmedim profilini Emre Hanım ya. Allah beğenmedim. Fodio Koyte'ye de bakalım. Koyte'ye bak lan. Kasımpaşa'ya kiralık mı gitmişti Koyte? Profili hiç fena değil. Evet Trabzon bu şekilde.